Merhaba arkadaşlar. Bilimles 3 kapılı gardırop kurulumu, IKEA. Biraz karmaşık bir kurulumu var. Ondan dolayı size de faydalı olacağını düşündük. Ondan dolayı kurulumunu beraber yapalım dedik. Evet, bu şekilde başlıyoruz. İlk başta biz fikslerimizi yerleştiriyoruz. Biraz ilk başta tahtayı göstereyim. Şu tahta 3 tane var. Bir tanesi farklı, iki tanesi aynı. Bu deliklere benzeyen aynısını bu şekilde yatırıyoruz ve izofikse yerleştirerek başlıyoruz. Dışı olana izofikse yerleştiriyoruz. Daha sonra şu plastik parçalarımızı, şu deliklerin olduğu yere izofikse gelecek. Tabi bunun yönüne de dikkat edelim. Bu tarafa denk gelmiş, dış tarafa denk gelmiş olacak yani. Buralara plastik parçalarımızı yerleştiriyoruz. Şöyle. Evet, izofikslerimizin bir nevi somunu takıyoruz. Yan çeviriyoruz. İki plastik parçamızı, buna tahta parçamızı, yine iç kısmı takıyoruz. Peki. Şimdi dolabın alt tarafı takacağız. Şu parçada karıştırmıyorum. En iyi ayırt edeceğiniz yer, bunun bir çıkıntısı var. Bu alttaki parçada çıkıntı yok. İç taraflara denk getirmiştik. Bunu da montajımızı yapıyoruz. Daha sonra ayarımızı takacağız. İçin şöyle iki vida ayarımız çıkıyor içinden. Ben bu ayarını kullanmayacağım. Alt kabucunu kullanacağım. İskeletin şimdi yan taraflarına geçtik. İki yan tarafı da yan yana koydum. Suntu olan taraflar yüzlere bakacak şekilde. 5 tane izofis koyacağız. 1 2 3 4 ve 5 dış taraflara. Ufaktan üstlere yerleştireyim. Daha iyi görmeniz için. Diğer tarafa da aynı şekilde değiştiriyoruz. Evet. Burada da şunu da fark edebilirsiniz. Bu delikler biraz büyük. İzofis geçireceğim delikler biraz daha ufak oluyor zaten. Ondan da farkını anlayabilirsiniz. Arkadaşlar bunu sadece başına takıyorum şu 3 adet. Bunu 5 adet takıyoruz şimdi. Evet, şimdi iskeletin sağ ve sol bölümlerine izofiksleri taktık. Şimdi bu kapak açmak için meditation aparatlarını takacağız. 6 adet bu aparatımız. Ve bunlara ikişer tane vidasını takacağız. Evet. Sağ parçaya yapıyorum. Evet, okyanın dışarı bakacak şekilde. Bu da B yazıyor. B olan tarafa, yani içte de bir yer var. İçe değil, dışındakine. B olan yere takacağız. Dış tarafında 2 tane izofix yapmıştık. Toplam 5 taneydi. Bu parçamızı monte edeceğiz. Bu 2 tane izofix bu bölgeye. Diğer bu 2 izofix bu bölgeye gelecek. Bir tane izofiximiz ise dışarıda kalacak. Öncelikle şu 4 parça
tahtamızı çakıyoruz. Bunlar ile buraya izofix zaten yeri belli. İç tarafına da tahta parçamızı çakacağız. İzofix'imizi yine somununa benzer parçalarını takacağız. Çok zorlamayın. Plastik parça olduğu için kırılıyorlar. Kaç kere çeviriyoruz? Yarım tur çevirdiğimiz zaman yeterli oluyor. Yarım tur ya da yarım turdan bir tık fazla olabiliyor. Tam tur döndürmeyeceğiz yani. Zorlamayacağız. Aynı şekilde iskeletimizin diğer tarafında monte ediyoruz. Yine aynı sırayla gidiyorum. İç taraftan taktım. Yine diğer iki parçayı da monte ediyorum. Alt tarafın iki parçasını takacağız şimdi. İki tane yerimizin ikisine de bu sefer tahta parçamızı yerleştiriyoruz. Burada ise izofix olan yere değil, diğer tarafa tahta parçamızı yerleştiriyoruz. Burayı yanlış yaptım. Bu iki parçayı taktıktan sonra buraya takmam gerekiyordu. Ondan dolayı burayı açıyorum. Evet, şimdi önce alt parçayı yerleştirdim olmalı. Daha iyi görünüyor. Çok önemli değil. Şimdi diğer parçayı yerleştiriyorum. Daha sonra bu köşeyi. Evet, şimdi bu tarafı yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da izofixlerimizin somurlarını takıyoruz. Diğer parçamızın izofixini takmayı da unutmayalım. Altta oluyor bunlar. Malzememizin içinden 3 tane şu şekilde bir ayak var. Bu ayakları 3 tane şu şekilde vidalar. 3 tane de şu şekilde vidayla sabitleyeceğiz. Vidaların yeri biri şurada. Bir de şu sağ tarafta, bir tanesi de altta olmak üzere 3 adet. Evet, zaten yuvası olan yere bu ucu olmayan vidayı takacağız. İlk başta bunu takalım. Şimdi dolabımızın üstünü kapatacağız. Burada gerekli olan malzemeler 4 tane izofix, izofixlerin somunları diyorum ben bunlara. 3 tane şöyle plastik aparat ve 4 tane yine böyle bu tahta aparatlara ihtiyacımız olacak. Ve sırasıyla devam edecek olursak izofixler yine her zamanki gibi dışa gelecek. Sırayla devam edeceğim. Sonra plastik parçalarımız sırayla 3 yere. Elimi yerleştiremedim. Çekiç yardımıyla da yerleştireceğim. Yavaş bir buçuklar. Şuraya da bunları koyuyoruz. İç tarafa. Bunları koymayı unutmuşuz. Şimdi birleşmişler geçiyoruz. Sonra da bu da iki vidamızı yerleştireceğiz. Üstten altı alacak şekilde. Thank you.
Evet, ben matkapla yaptım. Ancak içerisinde ayranda göz çıkıyor. Hani ben daha önce de gösterdim. Onda da yapabilirsiniz. Bu biraz zorlayacak gibi. Ondan dolayı ben kendi matkap ucumda yaptım. 6 adet ayağımız bulunmakta. Bunları da belirli olan yerlere yine çekiç, keser yardımıyla monte edeceğiz. Öyle bir tanesi burası. Böyle devam ediyoruz. Burada. Şimdi arkasını monte edeceğiz. Beyaz olan taraf içe bakacak. Sunta renginde olan taraf dış tarafına bakacak. Evet. Şöyle çivilerimiz çıkıyor. Arka tarafı çivilememiz için. Ve şöyle bir aparat var. Bu aparatta yani elinize falan vurmamanız için şu şekilde yerleştirip rahatlıkla çakma işlemi yapabilmeniz için bir aparat koymuşlar. Güzel düşünülmüş aslında. Böyle rahatlıkla çakabilmemiz için her tarafına çakacağız. Her tarafına yedireceğiz yani çivilerimizi. Şöyle yuvaları var. Bu yuvalar tam denk gelecek şekilde yerleştirelim. Evet arkadaşlar, bu da duvara monte etme aparatı. IKEA'nın ürünlerinde genelde böyle duvara monte aparatları da çıkıyor. Aslında çok güzel bir şey. Bunları şu şekilde buraya ve buraya monte ediyoruz. Zaten duvar için güvenli falan, direkt falan vidası falan da var. Yalnız benim duvarım şu an uygun olmayacağı için bir tarafı boşlukta kalıyor. Öteki tarafın da ne tarafa geleceğini tahmin edebildiğim için daha sonra monteleyeceğim. Ama siz isterseniz bu şekilde monteleyebilirsiniz. Evet, nihayet sonunda kapılara geçmiş bulunmaktayız. Şu aparatları monte etmiştik hatırlarsanız şuralara. Bu aralara etmemiştik. Şimdi onları montesini yapacağız. Daha sonra kapılara geçeceğiz. Kolumuzun kapaklarına geçtik. Kapakta bizim yatıcı sırtabileceğiz. 3 tane kapağım var. Alalım dar olduğu için bunu üst üste koydum. Yapıp götüreceğim. Şimdi zaten yerleri belli. Yerleştirip gördüğünüz gibi daha sonra da vidalarımızı takacağız. Evet, son olarak kapaklara geçtik. Kapaklarımızın ortasında el çekiştiriyoruz şu şekilde. Şurada bir dolan yere zaten yeri var. Yeri denk getirdiğimiz zaman olacaktır. 6, üstü, orta, sonra eriteceğiz. Evet, kapağımız monte olmuştur. Şuradaki vidaları sıkacağız şimdi. Şimdi ben normal takacağım. Normalde bu kapıların ince yerlerinde yapmamız gerekiyor aslında. Aralarındaki boşlukları veya da kapatırken ses çıkarmaması için. Ama şimdi sadece göstermek için rastgele yapacağım. Yani şu an kapımız kapanıyor. Bu şekilde. Şekilde
kapı yapışkanlar var. 3 tane. Birini çıkardım. Buna da kapılarımızın altına yapıştırıyoruz. Kapı vurmasın diye. Tam denk geleceği şekilde. Evet, şimdi askılık demirini asacağız. Askılık demiri için 2 tane yer koymuşlar. İster üstü alsın, ister aşağı alsın diye. Aynı şekilde hani rafı üstü alsarsanız rafınızı aşağı koyabilin diye aşağıya delikler koymuşlar. Aynı şekilde rafı aşağı asarsanız düzeltiyorum. Askılık demirini aşağı asarsanız rafı üste koyasınız diye yine oraya da ayrıca delikler koymuşlar. Yani seçim şansı sunmuşlar. Biz dolabımızı çocuk odası olarak kullanacağımız için askılığını aşağı koymayı, rafını ise yukarı koymayı tercih ettik. Bu şekilde yapacağım ben. Tabii siz dilerseniz üstte de koyabilirsiniz askılık demirini. Malzemelerimiz ise askı 2 tane vidamız. Rafımız için taf demirler mevcut bu şekilde. Bunları buraya. Biz şu anda ilk baş sokamadık. Şu menteşeler bize engel oldu. Ondan dolayı bu tarafı söktüm. Bu şekilde taktım. Ve tekrardan bunları takacağım. Evet. Şimdi yerine atalım. Siz de takamazsanız bu şekilde yapın. Çünkü şu menteşeler engel olabiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım.